Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararı tabii ki siyasetin de gündeminde. Karara ard arda tepki geldi. Hükümetten gelen tepkilere bakacağız. Ardından da muhalefet kanadından gelenleri getireceğiz ekranlarınıza. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yargı erkleri arasında yaşanan soruna tepki gösterdi. Yazıcı paylaşımında öyle olaylar olur ki analiz yapmak için konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık çok yazık. Devleti oluşturan erkler sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez. ifadelerini kullandı. Kararı değerlendiren Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı dinlemediğine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uçum, anayasanın 14. maddesinin belirsiz olduğunu ileri sürmek AYM'nin görevi değildir. Anayasa Mahkemesi anayasanın açık hükmünün yanı sıra ceza kanunlarını ve yargı kararlarını da göz ardı ediyor. Ne yazık ki AYM'nin bu konuda verdiği kararlar ...tam bir yargısal aktivizm örneğidir dedi. Uçum, Yargıtay'ın AYM üyelerine yönelik suç duyurusunuysa... ...Milli Yargı'ya karşı saldırıların oluşturduğu... ...büyük birikimin reaksiyonel bir tavrı olarak değerlendirdi. Uçum, yöntemin bu olup olmadığı tartışılır ama... ...cesareti sorgulanamaz ifadelerini kullandı. Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül de... Yargıtay kararları ile ilgili açıklama yaptı. Yargı hakemdir, sorunları çözer. Yargı hakem olma vasfını yitirirse çözümün değil, sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir diyen Gül mesajında yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden anayasal sınırlar içinde kalarak sorun çözmesi milletimizin en tabii beklentisidir ifadelerine de yer verdi.